Efendim, tarihi doğal ve jeopolitik önemiyle her zaman gündemde olmayı başarmış, binlerce yıllık köklü tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, lezzetleriyle damak çatlatan yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki lezzetli tavsiyelerimiz bu haftada devam ediyor. Uğur'umla size levrek ve çupradan güzel iki tarif vereceğiz. Levreyi buğuladık, çuprayı da kızarttık. Dünyanın en önemli, en güzel plajlarına sahip olan Magosa'daki Kapalı Maraş bölgesindeyiz. Efendim, Lefkoşa'dayım. Tarihi istasyon bölgesindeyim. Çok güzel bir kooperatifteyim. Tertemiz kalpleriyle büyük işler başaran hanımefendilerin ortaya koyduğu büyük bir projedeyim aslında. Güzelce yavruyor. Bu arada köpeklerin sesi geliyor, yavru köpeklerin. Evet, onlar benden da sabırsız şu an. Aynen, Badadas köftesinin ismini duyunca heyecanlandılar. İki tane yeter mi Aylin? Yeter. Keçi boynuzu. Harnup. Efendim, 60 yıllık örtünün üzerinde yüzlerce yıllık lezzetler. Bu iş böyle galiba biraz uzun sürecek. D vitaminini almanın başka yollarını biliyorum. Nasıl? Balık. Efendim, Uğur Yılmaz Deniz. Kıbrıs'a gelir de bu güzel adamı bulmaz mıyım ben? Tariflerini, reçetelerini yakından takip ediyorum. Seni çok seviyoruz. Biz de seni hem sosyal medyada hem de yaptığım projelerin böyle sıkı takipçisiyim. Adaya gelmişken seninle birlikte izleyicilerimize balık mahsullerini anlatalım. Uğur'umla size levrek ve çupradan güzel iki tarif vereceğiz. Süper. Şimdi bu mevsimde bunlar. Evet. Normalde hangi balıkları meşhur Uğur? Yani normalde yazın daha çok bulunan, yani Kıbrıs'a ait balıklar var. Mesela sokan balığı ve vopba balığı var. Kışın işte bu sokan ve vopba olmadığı için biz de herkesin ulaşabileceği, kolay ulaşabileceği levrek ve çuprayla bir tarif hazırlayalım istedik. Şimdi izleyicilerimiz aslında bir konuda bilgi vermek istiyorum. Normalde adada, gastronomide balığın yoğunluklu olması lazım. Evet. Ama Kıbrıs mutfağı öyle değil. Et ve ot ürünleriyle daha fazla kesinlikle zenginleşmiş, evet, ve tercih edilen bir mutfak. Gerçekten levrek faydalı, protein oranı en yüksek balıklarımızdan bir tanesi. Pişirme usulü çok önemli. Yani faydasını hapsetmemiz gerekiyor. Evet. Sen öyle bir usulle anlatacaksın ben levreyi. Ben öyle usulle anlatacağım. Böyle bütün o şeyleri, vitaminleri içinde kalacak ve biz o şekilde bir tarif vereceğiz. Kendi buharında. Kendi buharında, kendi suyunda. Her yani şeyi, buğulama. Buğulama, aynen öyle, kesinlikle. Hellim görüyorum. Hellim, evet. Kıbrıs'ın olmazsa olmazı. Biz de bir yorum aslında katalım istedik ve kişniş de var aynı zamanda. Burada gollandro diyorlar. Mesela. Gollandro. Gollandro, evet. Yapacağımız buğulamadaki malzemeler nelerdir? Bir yatağı ya da içine giren bir malzeme var mı? Ya, yok. İlk önce biz levreyi, filetosunu çıkartacağız. Evet, sonra? Sonrasında soğan, sarımsak. Yine bir yatak hazırlayacağız o şekilde. Tamam. Sonra domatesini koyacağız. Hellimini koyacağız. Balığımızı koyacağız güzelce. Üstüne limonlu koyacağız, gollandro koyacağız ama gollandro en son koyacağız. Ve hiç suyumuzu hiç vereceğiz. Çünkü çok baskın bir aroması, evet, olduğu baskın, için. Evet, hem de ölsün istemiyoruz yani o lezzetini. Hem ölsün, yeşil kalsın, evet, hem de kalsın. Bütün içi kişniş tadı, gollandro tadı olmasın. Onun sadece kokusu geçmesi. Aynen öyle, olsun kesinlikle. Üstü. Zeytinyağımız, tuzumuz, karabiberimiz, evet, var. Evet, onlar var. Ve suyumuz. Suyumuz. En son da üstten tereyağı koyacağız. Mis gibi olacak. Peki, ocakta pişiyor değil mi yine? Evet, bu, ocakta. Fırında da kısık pişenleri var ama biz burada kısık ateşte kesinlikle yavaş yavaş pişireceğiz. Hem fırında da yapılabilir, kesinlikle yapılabilir. Tavada da yapılabilir. Evde yapabilirsiniz. Buğulamadan korkmayın. Evde balık kokusunu sevmiyorsanız buğulama yapın, evet, fırının kesinlikle içerisinde. Aynen yani öyle. Hem daha çok faydalı olur sizin için. Başlıyoruz. Önce balığımızı işleyelim. Balıkları fileto aldın. Aldım. Ne şekilde? İkiye böldüm. Nasıl dizeceğiz?
Şimdi ben gösteriyorum hemen bu şekilde. Bir usulü var mı onun? Ya usulü yok. İsteyen istediği gibi dizebilir. Tavanın büyüklüğüne, tencerenin büyüklüğüne göre hiç fark etmiyor. Üst üste ben, gelmeyecek mi? Üst üste gelmeyecek şekilde. Yani sadece böyle bir taban oluşturduk zaten evet. Onun için. Yani yayacağız yani. Balığımızı yayacağız. Balıkları tek sıra yayıyoruz tek üzerine. Peki bu işlemin ardından ne yapacaksın? Ondan sonra balığımızı koyduktan sonra domatesini koyacağım. Çünkü hem soğan ve sarımsak altta. Balık tam arada kalacak. Yani iyice iki taraftan böyle buharını iyice yiyecek. Ve o suyunu iyice salacak. Peki baharatlar hangi aşamada? Baharatları en son domatesi ve biberini attıktan sonra o aşamada koyacağım. Hatta şimdi balığın üzerine de atacağım birazcık. Biraz. Ki iyice içine burada önemli işlesin. Olan kişniş ve hellim meselesi. Evet. Onları şimdi ben göstereyim. O zaman yavaştan başlıyorum. Bir başlayalım. Tamam. Önce balıklarımızı dizelim. Evet. Ardından şu kişniş ve hellim aşamasına kadar bir ilerleyelim. Olur tabii. Buyurun. Uğur'um eline sağlık. Çok güzel ederim. Oldu. Artık domatesler ve biberlerle de buluştu. Arada kaldı balığımız. Evet. Şimdi en önemli kısmı aslında bu tarifi diğer buğulamalardan ayıran etken. Evet, Kıbrıs'a özel olsun istedik. O yüzden hellim de atalım istedik. Şimdi hellimi atacağız. Evet, şimdi hellimi atıyorum. Limon var. Limonu dizeceğim böyle. Sonra? Evet, ondan sonra da zeytinyağını, tereyağını verdikten sonra birazcık su dökeceğiz. Kapağını kapatacağız ve 10-12 dakika pişecek. Hazır. Kişniş? Kişniş kapağını kaldırdıktan sonra buharla buluşacağız. Buharla buluşacak. Ondan o sonra o koku gelecek burnumuza önce. Evet. Sonra kişnişi göndereceğiz. Evet. Finale doğru. Finale doğru. Kesinlikle. Dikkatli bir şekilde Uğur şefimi izliyoruz. Ardından çupra tarifine geçiyoruz. Ayrılmayın. O da pek güzel. Çupramız hazır. Hazır. Fileto. Filetomuz hazır. Kılçıksız bir şekilde burada önümüzde duruyor. Yağımız kızıyor. Yağımız kızıyor aynı şekilde. Bizim önümüzde işte unumuz, yumurtamız, pankomuz var. Yanında koyacağımız tabii ki olmazsa olmazı rokamız var. Limonumuz var. Biz yine, sadece yine baharatlar olacak. Evet, baharatları sadece lezzetlendirmek için üzerine. Evet. Yumurtamız da var. Şimdi kaplayacağız onu. Dışı çıtır çıtır olacak. Evet. Tabii ki biraz da balığın buharını da hapsediyoruz kendi kokusunu. Kesinlikle. Yine hapsediyoruz. Evet. Lezzeti içinde saklı. Saklı. Yumuşacık olacak. Suyunu kaybetmeyecek. Şahane bir tarif yine senden. Harika. Evet. Evet, şimdi önce ne yapalım? Önce balığı alayım ben. Balığı bu önce doğrayacak mıyız, bütün mü atacağız? Evet, yok. Bu şimdi çok büyük olur. O yüzden evet. Ben ilk önce bunu kesmek istedim. O yüzden bunu bu şekilde biraz küçültüyoruz. Evet, birazcık küçültüyoruz bu şekilde. Böyle. Sonra galiba kaplama işlemi var. Buradaki sıralamaya nasıl devam edeceğiz? Şimdi ilk önce balığım, şunu da küçülteyim ben. Hı-hı. Gösteriyorum hemen size. Bir tanesini de gösterelim. Bir tane hemen gösterelim. Size. Evet. Aldık. Bu şekilde balığımızı aldık. Yine buğulamadaki parçalar kadar. Evet, bu. Evet, parçalar kadar. Hem daha hızlı pişsin diye. O yüzden. Yani çünkü büyük atarsak porsiyonu daha hızlı. Porsiyonu da hoş görünecek. İlk, önce un mu? İlk önce yumurtamızı kıralım. Önce yumurtalarımızı, evet, yumurtamızı kıralım. Yumurtaları evvela kıralım. Şimdi buradaki sıralama önemli. Evet, ilk önce un. Bakın önce yumurta değil, un. Evet, ben olsam önce yumurtaya un daldırdım onu. Unla kapladık. Un yumurtayı daha iyi tutsun diye burada. Bunu ben bu şekilde, isterseniz çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde böyle fazla yumurtayı aldık. Buluyoruz. Ardından sonra da evet, pankomuza güzelce. Pankoya çıtır çıtır olacak kısım evet. İşte. Evet, Uğur şefim balıklarımızı kaplıyor unla, evet, yumurtayla, pankoyla ve ardından çıtır çıtır altın sarısı olana kadar kızaracak. Evet, sonra onları sunuma hazırlayacak. Evet. Sonra masada buluşacağız. Buluşacağız. Tabii ki bunlar birinin tatması evet gerekiyor bu güzel havada. Kesinlikle. Az sonra izliyoruz ama evvela. We'll be right back.
Efendim Uğur şefime çok teşekkür ediyorum. Levreyi buğuladık, çuprayı da kızarttık. Tabii ki aparatifler de masada. Çok da güzel bir salata hazırlanmış. Bu eşsiz manzara eşliğinde şimdi deneyeceğiz. Bu arada çıtır çıpralarımız da hazır. Eline sağlık, çok da güzel kızarmış. Teşekkür ederim, afiyet olsun. Onu da hafif böyle altın rengine kavuşunca bırakacağız. Evet, aynen öyle. Onun içinde yine balığın yine kalınlığına göre aynı şekilde. Burada biz 4 dakika falan pişirdik. 3-4 dakika kadar. Bu kadar. Evet, daha fazlasını yapmadık. Sulu kalsın diye. Siz buyurun, afiyet olsun. Buyurun, afiyet olsun. Çok güzel görünüyor, eline sağlık. Afiyet çok olsun. Güzel piştiği belli. Şuradan bir çatal alalım. Bakalım beğenecek misiniz? Müthiş kokular geliyor. Açık havada böylesi güzel kokan bir balık. Şöyle yapalım. Soğanıyla, sarımsağıyla gerçekten enfes lezzeti hapsettiğimiz tavanın içinde şahane bir tarif. Güzel dostum, enerjin yaptığın işe de yansıyor. Teşekkür ederim. Çok lezzetli. Çok sağ olun. Kişniş çok şey katıyormuş. Evet. Bugüne kadar çok tabii ki buğulama tarifleri verdik farklı balıklardan. Evet. Ama buradaki ismi neydi kişnişin? Kişniş Gollandro burada. Gollandro. Evet, Gollandro. Gollandro çok iyi bir fikir. Evet. Tabii bunu koyacağınız vakit çok önemli. Evet. Finale doğru artık balık piştikten sonra hafif aromasını bıraksın. Yeşilliğinden de bir şey kaybetmesin istedi Uğur şefim. Teşekkür ediyorum. Şahane. Birazdan ekmekle de tabii ki banmak lazım. O kesinlikle. Güzelliği öyle de yaşamak lazım. Tavsiye ediyoruz. Gelelim çıtır balığımıza. Ama ne güzel sesler geliyor çıtır çıtır. Sevgimizi kattık. Bunu anlatamam. Ben çuprayı en güzel böyle sevdim diyebilirim sana. Süper, harika. Oo, yağı, çıtır çıtır katmanları, balığın suyunu tamamen hapsetmiş. Hiçbir yere kaçamamış o. Kaçamaz. İçinde, yani ağzınıza geliyor bu damağınıza. Evet. Şahane. Süper. Biraz fazla kaçırabilirler. Olabilir. Olabilir. Balık da efendim, balığı öyle çok yemekte ziyan yok yani. Evet, Uğur'cum teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Lezzetli tavsiyelerimiz devam ediyor. Efendim sadece Türkiye'de değil, dünyanın en önemli, en güzel plajlarına sahip olan Magosa'daki Kapalımaraş bölgesindeyiz. Evet, burayı sizler için gezmek istiyoruz. 50 yıl önce nasıl bırakıldıysa evler, sokaklar, ağaçlar, caddeler, her şey aynı şekilde duruyor. Yani 50 yıllık bir zaman yolculuğuna çıkarıyor sizi adeta Kapalımaraş. Geldiğinizde mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki buraya geldiğinizde burada bisikletler kiralanıyor. 2-3 sokak ziyarete açılmış. O yıllara sizi götürecek. 1970 ve öncesindeki yıllarda Maraş nasıl bir yerleşim yeriymiş sizlere ipucu verecektir. Merak edenleri Kapalımaraş bekliyor. Artık sizler için açıldı. Hadi birlikte gezelim. Efendim şu anda Kapalımaraş bölgesinde Bilal Ağa Mescidi'nin önündeyim. Çok mutluyum, çok huzurluyum. Çünkü 200 yıllık bir mescit tekrar ziyaretçilerinin emrinde. 1813 yılında inşa edilen mescidimiz, malumunuz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle kapanıyor tüm bölgeyle birlikte. Evet. Ve ardından 23 Temmuz 2021 yılında tam 47 yıl sonra ilk cuma namazı kılınıyor. Ben de tabii ki Kapalımaraş bölgesinde geleceğim ilk yer Bilal Ağa Mescidi'ydi. Orada Ahmet ağabeyimi buldum. Sevgili Ahmet Aziz. Buranın tabii ki çok derin ve çok inanılmaz bir hikayesi var. Kimdir Bilal Ağa? Evet, Bilal Ağa 1813 senesinde Osmanlı döneminde bu bölgenin komutanıdır. Daha önceki görevi Bilal Ağa'nın Lefkoşa'da vali yardımcısıydı. Sonra da buraya atandı komutan olarak.
Peki nasıl karar alıyor bu karar? Birala içerideki eski Türkçe yazıtta der ki, kalbime bir ilham geldi, bu bölgeye, bu mescidi yapayım ve yaptım der. Varımı yoğumu harcayarak buraya bu mescidi yaptım. Bunu yaparken der, Allah'ın evliyaları da bana yardım etti, yol gösterdi. Ve dolayısıyla buraya da bu güzel mescidi yaptım, cennetten bir numune olsun diye. İyi ki yapmışlar efendim. Evet, tabii ki ruhu şad olsun Bilal Ağa'nın. Şimdi o yıllarda biliyorsunuz Türk-Rum beraber yaşıyor. Bu mahallede Türk yaşıyor muymuş? Evet, bu mahallede 1955 senesine kadar 300 kadar Türk vardır. Bu mahalleye de Mescit Mahallesi denirdi. Mahallenin ismi? Maraş'ın Mescit Mahallesi'dir burası. Harekat sırasında kaç yaşındaydınız? 11 yaşındaydım o zaman. Ben 74'te harp olduğunda Güney Kıbrıs'taydım. Bizim köyümüz Güney Kıbrıs'taydı. Diğer tarafta. Diğer tarafta. O dönem bizim köyümüze de Rumlar saldırdı. Kıbrıs'ın her tarafındaki Türklere saldırdıkları gibi bizim köye de saldırdılar. Bir örgüt var EOKA diye tabii ki. EOKA örgütü saldırdı. Bizim köyümüze yaklaşık bir 100 kadar mücahit vardı. 3-5 gün kadar epey atışmalar oldu. Köyü kuşattılar. Biraz çatışmalar oldu. Ondan sonra barış gücü dedi ki eğer teslim olursanız hayatınızı kurtarırsınız. Bunlar inandılar, teslim oldular. Silahları verdiler barış gücüne. Eyvah. Ama anlaşmalarına göre barış gücü de köyde asker bırakacaktı ki köyü korusun. Yunanlılardan ve şeyden, Rumlardan, Eyokacılardan. Ama onu yapmadılar. Sadece silahları alıp gittiler. Silah dediğimde zaten pek çok av tüfeği. Birkaç tane tabanca, böyle bir şeyler. Ertesi gün Yunan askerleri ve Eyokacılar, Rum askerleri köye geldiler. 15 yaşından büyük herkesi topladılar. Aldılar gittiler Rum okuluna. Dediler ki kendilere, kağıt imzalayacaksınız. Biz sizinle dostuk. Yunan askerleri gelirse biz bunu göstereceğiz ki siz bir şey yapmasınlar size. Böyle kandırdılar kendileri. Gittiler Rum okuluna. Giden yarısı gitti yaklaşık. Yarısı inanmadı. Kaçtı, saklandı. Diğer yarısı anneleri ya karıları dedi ki kendilere bakın diğerleri gittiler hiçbir şey olmadı. Gidin siz de o kağıdı imzalayın. Bulurlarsa sizi kağıdı imzalanmamış halde hepsini öldürecekler. Bunları anneleri, aileleri ikna etti. Gittiler diğerleri de. 30-40 kişi daha gitti. Toplam 83 kişi okula gitti. Hepsini o gün aldılar okuldan. Bir gün tuttular okulda, Rum okulunda. Aldılar, gittiler esir kampına götürecek diye. Dağdaki bir çakıl fabrikasına, çakıl ocağına, taş ocağına götürdüler. Onlar hepsini vurdular. Sadece bir kişi kurtuldu. Şehitlerimize saygıyla anıyoruz tabii ki. Ve içlerinde babam da amcam da vardı. Onlar. Başınız sağ olsun. Siz 11 yaşında olduğunuz için o zaman bugün bizimlesiniz. Evet. Bugün bu ihya edilmiş muhteşem mescidimizde görevimize devam ediyorsunuz. Evet. Vakfımızı çok teşekkür ediyoruz. Tekrar evet. Maraş bölgesinde yaklaşık 50 yıl sonra tekrar evet. Bu muhteşem mescidi ihya ettikleri için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, sağ olun. Her geldiğimizde inşallah uğrayacağız. Buyurun, buyurun gelin. Ahmet abi, çok memnun olduk siz tanıdığımızı. Evet olun. Efendim, lezzetli tavsiyelerimiz kapalı Maraş bölgesinden sonra devam ediyor tabii ki. Güneşli, mis gibi havada sizlere bol proteinli, sağlıklı bir tarif vereceğiz. Hatta birkaç tarif vereceğiz. Güzelce yoruyor. Bunun bu arada için. Köpeklerin sesi geliyor, yavru köpeklerin. Evet, onlar benden da sabırsız şu an. Aynen, Badadas köftesinin ismini duyunca heyecanlandılar. Efendim Lefkoşa'dayım. Tarihi istasyon bölgesindeyim. Çok güzel bir kooperatifteyim. Evet, tarihi muhteşem bir binanın içerisinde tertemiz kalpleriyle büyük işler başaran hanımefendilerin ortaya koyduğu büyük bir projedeyim aslında. Yeşim Hanım ve Özlem Hanım. Burası bir pazarlama kooperatifi. Yani Kıbrıslı hanımefendiler Kıbrıs kültürüne dair el emeği, göz nuru, tarihler boyunca yaşatmayı başardıkları bu el işlerini ya da gıdaları ya da sunumları burada üretiyorlar. Sonraki nesle de emniyetli bir şekilde bırakmak için. Ama pazarlama önemli. İşte bu kooperatifi farklı kılan pazarlama yetenekleri.
Öyle değil mi o zaman? Kesinlikle öyle. Biz burada üreten kadının ürününü pazarladıkça zaten onlar üretmeye devam ediyor. Yani teşvik ana ediyorsunuz. Hedef o. Tabii. Çünkü eskiden kadınlarımız evlerinde oturup üretiyordu ama ürettiklerine pazar bulamıyordu. Biz kooperatifi kurduktan sonra ve kadınları üye almaya başladıktan sonra ve ürünleri satıldıkça onlar üretmeye daha çok gayret ediyor. Daha şevklendiler. Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Usta öğreticilerimiz onlara eğitim veriyor. Evet. Mesela burada bir hasır. Buna ne deniyor burada? Selesepet. Bu bizim selesepetimiz. Selesepet. Evet. Bunlardan neler yapılıyor? Mesela böyle masalarda hemen merkezinde şahane bir görüntü. Selesepetlerin eskiden üretim amacı üzerlerinde yemek yeniyordu. Yerde yemek yeniyordu ya eskiden masalarda değil. Selesepetleri büyük üretiyorlar ve üzerinde yemek yiyorlardı. Esas üretime başlama amaçları o. Bizim ceberunda buğdayı dediğimiz bir buğdayımız var. Kara kılçık aslında. Sizin evet kara kılçık dediğiniz aynı. Hemen arkamızdaki aynen. Kara buğday, kara kılçık. Kara kılçık. Burada çok önemli. Çok önemli çünkü. Ondan bir dolu eşya üretiliyor burada kullanılıyor. Bunlar da bir tanesi. Bu selesepet en önemlisi zaten. Yani aslında bitki örücülüğü dediğimiz şey. Serdarlı bölgesinde en fazla ama genel olarak adanın her yerinde var aslında. Kadınlar bununla ilgili işte devlet teşvikleri var. Kadınlar örmeyi öğrensin diye çok zor yani ben denedim olmuyor yani ben yapamadım. Ama pazarlama konusunda biz iyiyiz. Onlara işte şu renklerde üretirseniz şu modelde üretirseniz daha çok satılabilir. Farklı amaçlar için kullanılabilir. Onu öğretmeye çalışıyoruz. Bardağın altında bir şey buldum. Coğrafı işaretli. Bizde hesap işi de deniyor mesela Türkiye'de ama burada lapta işi. Lapta hesap işi. Bir de bu ipek kozası. Kozasından aksesuarlarınız çok güzel koza işi. Bir de kağıtları dönüştürüyorsunuz. Aynen öyle. Bu sadece dönüşümden değil mi yapılmış bir heykel şey? Bunlar özellikle geri dönüşüme çok önem veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz malum geleceğimizde artık her şeyi korumamız gerekiyor. Bu gazete kağıdından üyemizin ortaya çıkardığı bir eserimiz. Molehiye burada. Bakın molehiye yemeklerini çok severiz. Tavuklu veya yani değişik kuyruk yağlı yemekleri yapılır. Çok da beğenilir. Çok. Kokusu buradan biraz geliyor şu an bana. Biraz sarımsaklı falan çok güzel olur. Pek güzeldir. Bunun aslında çocukluğumuzla ilgili hikayesi. Her sosyalleşme. Her Kıbrıslı ailenin mutlaka yaz gecelerinde molehiyalarla birlikte komşularıyla anneler, çocuklar bir araya gelip bunlar kamıştan böyle büyük naneler gibi düşünün. 1,5 metre bunlar uzuyor bunlar. Bunlar teker teker soyulurlar ve ondan sonra selesepetlere serilip kurutulurlar. Bu aslında imece usulü yapılan aslında sosyalleşme. Evet, sosyalleşme. Ve bu kültürü. Yani lezzeti kadar sosyalleşmeye de büyük katkı sağlıyor aynen. Bazı bitkiler. Evet. Macun. Böyle herkese macun vermezler. Böyle kanı kaynayacak Kıbrıslı hemşerilerimizin. Seni çok sevecek. Gel sana bir macun ısmarlayan bir macun vereyim. Ceviz macunu. Küçük ceviz. Çatallarla ikram edelim. Şunlar pek meşhur zaten bu çatallar. Çok tarihi çatallar bence. Güzel duruyor. Şu nedir Yeşim Hanım? Bu da yine gabbar turşusu dediğimiz. Gabbar bu mu? Gabbar dedi. Aslında kapari. Yani burada gabbar deniyor. Tabii. Kapari bilinen biliyorsunuz ki bir sebzedir. Biz burada gabbar ama bunun yabanisini topluyoruz. Doğadan. Yani doğadan dikenli. Ve bunun turşusunu yaparız. Çok üç formda yaparız aslında. Mayhoş bir tadı vardır. Evet. Doğrudur. Üç formda yapıyoruz. Mor olan nedir? İsterseniz onu Özlem Hanım anlatsın. Özlem çünkü onun Özlem Hanım'ın özel kız bir bağı var benim onunla. Öyle mi? Evet. Özel bir mor patates. Ha, ilk kez o mu? Mor patates ilk kez ektirdik burada. Cipsi demeyin sakın bunu. O da cipsi. Bu cips. Evet. Vay be. Evet. Kendi organik, rengidir. Tamamen. Kendi rengi. Doğal kendi renginde buranın mor patatesi çok... Patates zaten dünyada en lezzetli burada. Kıbrıs patatesi burada çok ünlü zaten. Evet. Kıbrıs'ın kendi patatesi. Bu da farklı gene bizim kooperatif üyemiz. Aynı zamanda benim kız kardeşim kendi mimar aslında. Ellerine sağlık. Bu ürünü geliştirdi ve ciddi anlamda güzel oluyor. Ve satışı tabii ki kooperatifimize ciddi katkıda bulunuyor. Patatesin yanında böyle makarnalar el işi ve önünde de çitlenmek ne bu? Çitlenmek. Bildim. Aynen. Ama siz dersinizde çok güzel çalıştınız. Ya bir de burada 4 yıl. Biraz öğrendim hafızada kalmış lavantalar. Bu da çok zor gerçekten ama çok lezzetli oluyor. O bulli tavuk diyorsunuz değil mi? Magarina bulli. Magarina bulli ve özellikle de yahnilisi Kıbrıs'ta. Tavuk suyunu mu yapıyorsunuz? El makarnası, tavuk suyu ve domates
ile birlikte yahninleyerek yapılır. Lavantalar. Evet. Aman yarabbim. Şu mesela burada da bazı ritüeller var. Böyle hani siz tütsüler yapılıyor ya güzel koksun diye ev böyle. Zeytin dallarını falan yakılıyor ya da ada çayı gibi. Onların bu neyi oluyor? Seramik üreticisi kadınımızın yaptı. Ürettiği bir buhurdanlık aslında. Buhurdanlık. Aynen. Buhur. Evet. Şurada bir şeyler görüyorum. Biraz o masaya doğru gidelim. Ev işlerimiz var. Buyurun onları da anlatalım. Tabii buyurun. Efendim malum kadın toprağa, toprakta kadına can veriyor. İşte o topraktan belki mahsuller de var burada. Hani kozası, diğer ürünleri geri dönüşümde kullandıklarınız, tarıma verdiğiniz katkı, yetiştirilen ürünlerden ürettikleriniz. Dolayısıyla girişimci hanımlar efendim büyük işler başarıyorlar. Tüm Türkiye'de olduğu gibi yavru vatanda da durum aynı. Ellerinize sağlık, neler var yine burada. Yani çok güzel ürünler, çantalar da pek havalıymış. Özüm. Bu mesela kim bilir kaç yüzyıllık bir desen, motif. Evet. 100 yıl. Lapta işi. Tam 100 yıl. Lapta ördek işi. Mi, pelikan mı bu? Bu ördek deseni, buradaki de ejderha deseni. Hmm. Evet. Yani İşte lapta çok işi. Farklı desenler var. Yine o aynalar çok güzel görünüyor Yeşim Hanım. Ellerinize sağlık. Özellikle burada lefkara işini artık biliyorsunuz ki eski ürünlerimizi daha standart hediyeliklerle sunabiliyorduk halkımıza. Biz burada ürünümüzü geliştirerek günlük hayatımızda kullanabileceğimiz, yakamıza takabileceğimiz. Mesela oradaki gül çok özel bir sanat şeklidir. Çok uğraştı. Çok uğraş bundan. Alan çok kat bir kat sanat. Yaptı çünkü. Çok çeşitleri var. Evet. Çok evet. Modeller var. Seramik işçiliğinde çok iyisiniz. Burada yine evet. Günlük hayatımızda kullanacağımız aynalarımız, sonra yine bardaklarımızın altına kullanabileceğimiz. Yine koza işi yine bunlar. Koza iş. Lapta işi, lefkara işi. Bakın küpe güneş olarak işi. Mesela güneş işi. Küpeler, kolyeler yani günlük hayatımızda hanımefendilerin kullandığı takılar, evet. Sofrada kullandığımız, sofrayı güzelleştiren, sunumu güzelleştiren gereçler. Ellerinize sağlık. Sağ o kadar güzel işler başarmışsınız ki burada. Evet. Hanımefendilere verdiğiniz destek tabii bir, aslında kültürel bir taşıyıcılık görevi. Tabii. Geçmişten binlerce yıl ötesinden günümüze kadar farklı medeniyetlerin yaşadığı bir adadayız. Yeşil adamız cennetten bir köşe. Güneşin her zaman parladığı hanımefendileriyle birlikte tabii ki parladığı müthiş bir ada. Geldiğinizde sevdiklerinize ne alayım diye çok düşünmenize gerek yok. Size anlatırlar. Size yol gösterirler zaten adada. Mutlaka bu hediyeliklerden alın. Kooperatiflerimize de desteğe devam edin. Evet. Çok teşekkür ediyoruz o zaman. Teşekkür ederiz. Yeşim Hanım çalışmalarınızda başarılar çok diliyoruz. Çok sağ olun. Benim biraz Kıbrıs yemeklerini tadmam lazım da izniniz olursa. Buyurun. Hadi zaman. Geçelim bir sonraki tarife. İki tane yeter mi Ayla? Yeter yeter. Keçi boynuzu. Harnıp. 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 ...60 yıllık örtünün üzerinde yüzlerce yıllık lezzetler. Efendim İskele'de Kilitkaya köyündeyim. Şu an Türkiye'de havalar oldukça soğuk. Durumunu görüyorsunuz. Evet. Ada iklimi. Ve sevgili arkadaşımla birlikteyim. Bu güneşli, mis gibi havada sizlere bol proteinli, sağlıklı bir tarif vereceğiz. Hatta birkaç tarif vereceğiz. Tanya'yı tabii ki tanıyorsunuz. Tanya Kilitkayalı. Gerçekten mis gibi havada seninle birlikte tarif vermek, seni görmek bizleri çok mutlu etti. İzleyicilerimiz de şüphesiz çok mutlular. Acaba Tanya bize ne tarif verecek? Nasılsın Tanya? İyiyim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bugün yapacağımız mantar aslında Kıbrıs'ta en çok kullanılan ve en çok herkesin bildiği mantardır. Gavcar mantarı yapacağız bugün. İstiridye de benziyor ama evet. Değil daha etli. Aynen istiridyeye benzer aslında ama bu bizim gavcar mantarı istiridyeden biraz daha fazla etlidir. Protein yapısı da daha yüksektir. Şimdi önce gavcarı anlatacağız. Gavcar ardından yine bir tarifimiz daha var. Benim çok sevdiğim. Evet genelde biz onu hepimizin. Patates şey biliyoruz Kıbrıs köftesi olarak biliyoruz. Evet. Buradaki ismi? Bizde badades köftesi derler. Badades. Bizde patatese badades derler. O yüzden badades köftesi. Şimdi gavcar mantarımızın yanında neler olacak? Bu dövme saçta yapacağız. Evet bugün eski saç tavada yapıyoruz. Bizde
Gavcarman tarı ya mangalda yapılır, böyle güzelce kızarır, bol ekşili tuzlu yenir. Ya da bizim bugün yapacağımız bu şekilde, bu en çok yapılan şeklidir aslında. Güzelce doğradık, birazdan tavaya alacağız, en son içerisine yumurtayı kıracağız ve aynı şekilde bol ekşili tuzlu bir şekilde yiyeceğiz. Yumurta bir tane kafi. Çok evet, biz çok yumurta koymayık, bir kişilik yapıyoruz. Daha çok mantarı yemek istediğimiz için yumurtayı az bastırmasın istiyorsun. Evet, ki mantarı limon yiyeyim. Ne için? Kıbrıs'ta limon biz çok fazla kullanırız. Limon diyarı. Ekşi derik hatta, evet. Adı ekşi. Ve mantara kesinlikle olması gereken malzemelerden biri. Biraz mayoş çok yakışır, olsun. Evet. O yüzden limon da koyacağız. Soğan ve maydanoz soğan da görüyoruz. Soğan ve maydanozumuz var. Zeytinyağımız. Tuz, zeytinyağı, klasik. Az, zaman, öz ve güzel bir lezzet. Sen hazırlığı da yapmışsın bu arada. Ben biraz doğradım. Biraz da dedik burada doğrarık. Yani en azından böyle gösterelim nasıl tabii olduğunu ki. Enteresan bir mantar. Bu sert ve etli. Evet, çok yani etli. Daha etli bir mantar. Çok güzel bir yapısı şahane var. Şahane bir tadı var. Aynen. Ben biliyorum. 4 sene boyunca buradaydık. Öyle mi? Hellimi de sonuna kadar tattık. Mantar evet. Çeşitlerini de ne varsa yani burada 4 yıl boyunca tükettik. O zaman başlayalım hazırlamaya. Hazır doğranmışları da var. Evet, sacda önce ne yapacaksın? Saçımızı yakalım. Açacağız. Sonra? Ardından önce mantarlarımızı koyacağız. Öyle mi? Suyu çıksın. Evet. Çünkü siz gelmeden önce hava yağmurluydu ve bu mantarlar suludur. Böyle bakın sıktığımız zaman hep suya akar. Aman içi su dolu. Evet. Onun için ilk önce koyacağız. Biraz suyu çıksın. Evet. Ardından içerisine soğanımızı ekleyeceğiz. O zaman daha sonra güzelce kavrulduktan sonra en son maydanoz, yumurta ve bitireceğiz. Buyurun Tanya Hanım. Teşekkürler. Evet, Tanya mantarların suyunu aldı, evet. Yumurtayı da kırdı. Çok güzel kokular adada yayılmaya başladı. Birazdan duyanlar gelecek, gelmeye başladılar. Evet. O yüzden bu işi çabuk bitirip benim tadmam lazım. Kesinlikle. Ne yapacağız? Şimdi son olarak herkes koymaz maydanoz. Yani tercihe göredir biraz ama biraz koyacağız. Çok az maydanoz atıyorum. Evet. Biraz böyle çevireceğiz galiba değil mi? Kesinlikle. Çok sıcak şu an. İlk baştan koymadık ki rengi de gitmesin diye. Yeşil kalsın istiyor, evet. Diri kalsın istiyor, kokusunu daha güzel versin istiyor. Kesinlikle. Mantarla birlikte evet. Tanya. Şimdi mantarımız hazır, güzelce zaten pişti. Bunu tabağımıza alıyoruz. Şefimizden güzel bir mantar tarifi. Evet. Tanya'ya teşekkür alıyorum. Ediyoruz. Sunuma evet. Hazırlıyoruz. Birazdan tadacağım. Sırada badades köfte var. Efendim Kilitkaya'da Tanya ile birlikte badadesli köfte hazırlayacağız sizlere. Evet. Orada duran kaşar peyniri değil. Değil. İnce rendelenmiş badades. Aynen öyle. Buradan kaşar gibi gözükebilir ama o bir badades. Bayağı ince evet. Rendelemişsin. Aynen. Kalın yerinden rendeleyen de var ama genelde ince yerinden rendelenir. İyice unutmayın. Suyu sıkılır. Suyu sıkıldığı için zaten şu an böyle gözüküyor. Soğan da öyle. Evet, hani aynen. Rondodan soğanı, da geçebilir. Aynen. Blender'dan geçirince veya rondodan çok fazla suyu çıkar. O yüzden biz büyük rendenin büyük yeriyle rendeledik soğanlarımızı. Onun da suyunu sıktın mı? Evet, onun hafif suyunu sıktık. Birazcık suyunun kalmasını istedik ki daha lezzetli olsun. Gelelim et meselesine. Evet. Ne kıyması? Biz dana kıyma kullanıyoruz. Dana kıyma? Evet. Hafif yağlı. Aynen, hafif yağlı. Bu nedir? Galeta unumuz, içine evet. Ekmeklerimiz bayat, onları galeta bayatlayan ekmeklerimizi kuruttuktan sonra. Zaten çok tutucu olacak o evet, patates onu kesinlikle. Kavrayacak. Galeta yumurta da kullanılabilir tabii. İçine, isteyen yumurta koyar, isteyen galeta unu kullanır. Biz içine galeta unu koyacağız. Çok tuz fazla ve maydanoz. Evet, aslında çok basit ve çok lezzetli bir yemek gerçekten. Her evde bulunabilecek malzemeler var. Evet. Patates sadece ince rendeleyeceğiz, suyunu sıkacağız. Püf noktası aslında bu. Evet. Dana veya biraz kuyruk yağı siz kendi keyfinize göre karıştırabilirsiniz köftenin içine. Evet. O efsane köfte işte. Nasıl yapılıyormuş? Tanya'da gizli. Yani birinci elden sizlere tarifini alıyorum. Önce herhalde yoğuracağız malzemeyi. Evet, ilk önce. İzliyoruz.
güzelce yoğuruyoruz. Bunun bu arada köpeklerin sesi geliyor, yavru köpeklerin. Evet, onlar da benden sabırsız şu an. Aynen, Badadas köftesinin ismini söylemem duyunca heyecanlandılar. İsmini bile duyunca şekerleri düştü onların da, tıpkı benim gibi. Yoğuruyoruz önce. Tanya, eline sağlık. Oran ne olacak? Yani patatesle kıymanın oranını yaptın. Genelde her zaman badadas köftesi yaparken 1'e 2 gibi düşünürük. Eğer 1 kilo kıyma varsa elimizde 2 kilo badadas konur. Her zaman badadas oranı daha fazla olmalı. Şimdi tek tek yapıştırıyoruz onları. Evet, şu şeklinde. Şimdi porsiyonlayalım. Buna kızaracak mı? Evet, derin yağda kızartacağı. Kızgın yağda kızaracak ve masadaki yerini alacak. Az sonra bir önceki tarifimizle birlikte tadacağım sizin için. Tanya, izliyoruz. Horozlar da. Evet, onlar da izler şu an. Tezahürat yaparlar. Efendim, Tanya Kilitkayalı'dan. Kıbrıs'ın geleneksel mutfağının en evet, beğenilenlerinden iki tarifi karşınızdaydık. Birisi mantarımız, evet, gavcar. Aynen, yumurtalı gavcar mantarımız. Badadesli diğeri de badades köftemiz. Badades köftemiz. Siz onu Kıbrıs köftesi olarak da biliyorsunuz. Bol patatesle yapılıyor. 200 gram kıyma varsa evde, ev halkı bu durumdan çok mutlu olacak. Şahane bir köfte tarifi verdi bize. Hemen soğutmadan Başlayalım. Önce avcar siz, biraz. Ben size servis edeyim. Şefimizden şöyle biraz tadımlık. Bu yüzden bakın yumurtasını az yaptık ki hep mantar yiyelim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Önce hemen mantarımızı siz denemek istiyorum sabırsızlıkla. Beğenecek. Ama biraz da ekşi sıkmanız lazım üzerine. Öyle mi, limon? Evet, kesinlikle. Ama limonsuz olmaz. Çok güzel değil. Olmaz mı? Mantar keyfi bir başka. Yani onu ben size nasıl anlatayım? Bol proteinli, şahane, sulu, etli, müthiş bir mantar. Biz yumurtalısını hazırladık, evet, sizler için. Doğrudur. Gelelim bu badades köfteye. Neymiş, yiyeyim bakalım. Görüntü çok güzel. Afiyet olsun. Tahmin ettiğimden daha fazla lezzetli. Daha da güzel değil, evet. Tabii ekranlarda tariflerine kulak kesiliyoruz. Sosyal medyada da böyle ilgili izliyoruz seni. Evet, teşekkür ederim. Kendi memleketinde, kendi köyünde seninle bu güzel tarifleri verdiğimiz için biz çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ben de geldiğiniz için çok mutlu oldum. Afiyet olsun. Bir mukabele. Efendim, Kıbrıs'ımızın geleneksel lezzetlerini tabii ki evinizde deneyebilirsiniz. Ama en güzeli Kıbrıs'a geldiğinizde Tanya size böyle kendi elleriyle, evet, hazırlasın. Her zaman. Evet. Teşekkür ediyoruz. Lezzetli tavsiyelerimize devam ediyoruz. Efendim, İskele'ye bağlı Büyük Konuk Köyü'nde. Büyük Konuk Köyü'nde uzun bir konuk var. Çok güzel tarifler için karşınızda. Hemen sağ köşede Şerif ablam, sol köşede Kıymet ablam. Sizlere çok güzel iki tarif vereceğim. Evet. Şerif abla, buna mantı diyemeyiz bir defa. Diye. Mantı asla. Asla. Kızıyorlar mantı deyince. Asla. Bir şeye daha kızıyorlar. Hellime hellim peyniri demeyin. Hellim. Bakın, evet, uyarıyorum. Hellim. Hellim. Peki Şerif abla, Tatar böreği yapacağız. Evet, evvela. Tatar böreği. Tabii daha sürprizlerimiz var size burada. Tatar böreğini seven izleyicilerimiz için büyük bir fırsat. Şimdi evet, onun aslında o mantıdan da ayıran pişmiş malzemesi, kıyması, evet, içindeki maydanozlu. Evet. Rendelenmiş bir hellim var. Başka ne var o içinde? Baharat mı var bunun içerisinde? Nane. Nane var. Evet. Nane ile birlikte daha ferah oluyor tabii ki. Hamurun daha içinin, lezzetli olur. Hamurun içinde çok güzel olacak. Unumuz var. Daha önceden kavurduğumuz kıymamız var. Evet. Ne kıyması? Dana kıyma değil mi? Burada tercih ediliyor.
Dana kıyması. Yağsız. Dana kıyma. Evet. Yağsız dana kıyma. İçinde kocaman bir su var. O yaklaşık 200 gramdan fazladır o kıyma. Tabii göz kararı olur bizim evlerimizde öyle evet. Dartıyla şeyle işimiz yok bizim. Yani elimiz becerisiyle kıyma, soğan, maydanoz ve biraz karabiber. Karışım bu yani oradaki. Evet. Gördüğümüz bu tabağın içinde kıyma, karabiber, soğan, maydanoz evet. Var. Yağsız bir dana kıyma olacak. Evet. Zeytinyağımız hellim ama içinde naneli. Peki Şerif abla mayalı mı hamurlar mayasız mı? Mayasız hamurdu. Mayasız hamurdan yapılacak. Burada eskitilmiş yani. Biraz, çok taze hellim güzel rendelenmez. Ve böyle zor. Şey olmaz yani böyle dökülmez. Dökülmez. Böyle. Onun için biraz suyunda bekletilmiş hellim daha güzel rendelenir. Tüm üniversite hayatım karpuz ve hellimle geçti. Ama mangalda hellim yüzüyü mangalda hellim. Tabii canım. Işte. Evet Şerif abla önce açalım mı? Açalım duymadım. Buyurun. Hamurları açalım. Kıymet ablam ve Şerif ablam kavrulmuş kıymalı karışımımızı evet. Hamurun içine hapsediyor. Bu işlemi iyi yapmak lazım. Patlamasınlar. Dikkatli evet. Bir şekilde yapıştırıyorlar. Bundan sonraki aşama suyla mı buluşacak? Evet. Ne evet. Kadar zaman pişiyor? Zaten kıyma pişmiş. Evet. Hamurlar suyun yüzüne çıktı. 5-10 dakikada pişir. Yani hamurlar yüzmeyi öğrendi yani işten yani tamam. Işte, evet. Üzerinin sosu var mı? Sos değil hellim. Hellim rendesi. Evet hellim daha rendesi. Ne olsun efendim. İşte Tatar böreğimiz böyle enfes bir tarif Kıbrıs'ımızda. Şimdi birazdan diğer tarifle karşınızda olacağım. Teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık ablalarım. İki tane yeter mi Aile abla? Yeter yeter. Keçi boynuzu. Harnıp. 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 Ya. Harnıp. Evet. Ya bu ağacın inadı nedir? İki tane betonun arasında keçi boynuzu. Adı pardon. Keçi inadı var bunda. Keçi inadı var. Al sana keçi boynuzları. Evet. Keçi boynuzu manzarasında süper bir fonda sizlere süper bir tarif vereceğim. Tarifimizin ismi ne? Tarifimizin ismi Çerçelukya. Diğer ismi? Zülbiye. Diğer ismi? Gullirikya da diyoruz. Keçi boynuzluğu var, pekmez var. Çok güzel bir hamur işi var hülasa. Tabii bu bir ki. Tatlı mıdır? Bu bir tatlı. Ne zaman yapılır? Bu Ağustos ayında. Neden? Keçi boynuzları veyahut da harup pekmezimiz diyelim. Haruplarımız toplandığı zaman onu taze taze kırıyoruz, öğütüyoruz. Ve pekmez yapıyoruz. Taze olması lazım yani. Keçi boynuzuyla pekmezin yani, taze olması lazım. O hepimiz o zamanı bekliyoruz. Yani harını bu toplayıp da taze taze mis gibi ocakta alalım pekmezimizi de gullirikyamızı yapalım. Hamurunda ne var Hayriye abla? Hamurumuzun içinde un, su, tuz ve yağ vardır. Mayasız olarak yapılır. Mayasız yapılacak. Birazcık dinlendirildikten sonra... Yavaş yavaş açıyoruz. Çünkü bayağı bir emek var. Evet, İncelteceksin makarna gibi onu şekilden şekle koyacaksın. Evet, evet. Ardından da pişme usulü çok enteresan. Birazdan şimdi ona göz gezdireceğiz ama şu hamurun nasıl şekil aldığını izleyicilerimiz merak eder. Evet, sizi izliyoruz. Bakalım. Hayri abla şöyle yapacaksın, şöyle yapacaksın, şöyle birleştireceksin, şöyle bir tur atıp bir yapıştıracaksın. Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Kamera arkasında kedi, kamera önünde aslan. İzliyorum. Yani 12. de anladım en sonunda. Sizlerin de evinizde böyle keyifle hazırlayabileceğiniz bir makarna şeklinde getiriyoruz evet. Aslında. Bakın tekrar anlatıyoruz, koparıyoruz. Bir ucunu buraya getiriyoruz. Sonra buna şöyle bir daire çizdiriyoruz. Bu
buradan tutuyoruz ve... O kadar. Yapıştırıyoruz. Oldu. Oradan alamayacağım için hiç bak o kısma bulaşmıyorum Hayri abla göre. Tamam çok güzel elinize sağlık. Bu şekilde hazırlıyoruz. Aslında makarna oluyor bunlar ama... Değişik şekillerde. Birazdan tatlıya dönüşecek. Tatlıya dönüşecek bu. Ne zaman? Az sonra. Harun pekmeziyle birlikte. Keçi boynuz pekmeziyle, Harun pekmeziyle buluştuğu zaman. Bundan sonraki işlemleri dilerseniz anlatalım izleyicilerimize. Evet, kaynanmış suyumuzun içerisine çerçeluk yalarımızı atıyoruz. Bir güzel kaynatıyoruz. Kaç dakika? En az 10 dakika kadar. 10 dakika. Çok şey yapmıyoruz değil mi? Pişiyor. Evet, piştiğinde suyunun bir miktarını azaltıp üzerine de harup pekmezimizi ekliyoruz. Bir güzel pişiyor. Köpükleniyor, akideleniyor. Evet. Ve bir güzel yiyoruz sıcak sıcak. Bunun da adı sıcak sıcaktır. Yemeklerden ondan sonra afiyet olsun bize. Hepimize afiyet olsun. Yani siz de Kıbrıs'a geldiğinizde sizlere de nasip olsun yani sıcak sıcak. Tabii ama ki. Bunu evde mutlaka deneyin. Keçi boynuzu pekmeziyle yani Harun pekmeziyle hazırlanması lazım. Şefimizin, Hayriye şefimizin önerisi bu yönde. Şimdi bunu hazırlıyoruz, tamamlıyoruz. Birazdan masada Kıbrıs gastronomisine dair öyle güzel örnekler olacak ki bazılarını tadacağım. Bazılarını sizler için anlatacağım. Merak ediyorsanız ayrılmayın. Eline sağlık Hayri ablacığım. Teşekkür devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Efendim 60 yıllık örtünün üzerinde yüzlerce yıllık lezzetler. Evet. Kıbrıs'ımız denince akla gelen aslında tarifler. Tanıştırayım. Şerife Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür Şerife ederim. Hanım. Hoş geldiniz hoş köyümüze. Bulduk. Teşekkür ediyoruz. Hem kooperatifimize, hem sizlere, hem büyük konuk köyündeki herkese. Gerçekten Kıbrıs'a gelenlerin artık uğrak noktası oldu bu nokta. Kolakas. Yani evet. Kolagaz unutmamışım. Akdeniz bölgelerimizde, Mersin'de bazı noktalarda yapıyorum ama burada kereviz de var içinde. Evet. Hani bildiklerimi en azından paylaşayım. Fırın kebabı burada pek meşhurdur. Diğerlerini de sizden duymak isteriz. Mesela şu köşedeki hamur işimizin adı ne Şerife Hanım? Dilihti. 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 O ova ıspanağıyla, yabani ıspanakla yapılan, içinde üzümü olan. Bir böreğimiz. Çok eski geleneksel bir. Yine yanında bir hamur işimiz var. Üzerinde hellim var. O da pirohumuz. Pirohu. İçerisinde nor var. Ha, üstündeki? Hellim. Hellim. O da naneli. Evet, naneli hellimimiz var üzerinde. Yani burada eski itilmiş o hellimi naneli tercih ediyorlar. Çok ferah, çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu nedir? Bu tarhana çorbamız. İçinde. Hellimli. Yok canım. Hellimli. Çorbanın da mı var? Evet. Şahane. Bu nedir? Nor böreğimiz. Pişinin içinde yani nor böreği var. Öyle kızartıyorsunuz ya. Hemen yandaki. Yani şekerli. Şeker var içinde. Şekerli nor böreği. Bu şekerli türü. Hemen yandaki. O makarnamızdır. El makarnası. Yahnili el makarnası. Süper tariflere geçelim. Burada izleyicilerimiz için anlattığımız çeşitlerimize bir yemeğimiz bir de tatlımız var. Hemen. Tatar böreğinden alalım. Ama hellim çok yakışmış naneli. Hiç ayrı bir güzel. Şahane olmuş. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Daha önceden kavurdukları kıyma hamurun içinde adeta hapsolmuş. Hellimle de taçlanmış mesele. Çok lezzetli, inanılmaz lezzetli. Elinize sağlık. Gelelim ismini söyleyemediğim. Gullirik ya, çerçeluk ya veyahut zülbiye. Birkaç ismi daldıktan var. Hepsi de çok güzel isimler. Bence içinizi ısıtan, kış aylarına uygun olacağını düşündüğüm şahane zülbiye. Pekmezli. Rengi nasıl değişmiş? Evet. Şahane. Çocukluğumuza götürüyor. Afiyet olsun. Aynen. Lezzetler çok böyle sanki yüzyıllar öncesinden damağınıza geliyor. Bazı lezzetler beni çok şaşırtıyor Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ın gastronomisi, Kıbrıs'ın mutfak kültürü ve ritüelleri
çok farklı, çok zengin ve çok güzel. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tüm Kıbrıs halkına ve sakinlerine. Gönül ister ki 20 bölüm kalalım yeşil adamızda. Evet, ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Sizin nezdinizde tüm Kıbrıs'a çok teşekkür ediyoruz. Ve haftaya tekrar farklı bir ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.